Küresel ısınma ve doğanın insan eliyle tahribatı insanlığı bir yandan susuzlukla sınarken, bir yandan Libya gibi çoğu çöl olan ülkeleri bile sel baskınlarıyla tarumar ediyor. Doğa kendisiyle inatlaşanı önünde sonunda cezalandırıyor. Peki nasıl oluyor da Mimar Sinan'ın 500 yıllık köprüleri depremlere, sellere ve insan tahribatına karşı tüm görkemiyle ayakta duruyor? Suyun korunması ve zapt edilmesi insanlığın doğayla en büyük mücadelesidir desek yeridir. Çok uzak değil, daha geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un bile orta yerinde su baskınları onlarca can ve mal kaybına mal oldu. Bu durum zaten Karadeniz için şaşmaz bir rutin gibi her yıl tekrar ediyor. Su önüne kattığı köprüler dahil her şeyi yıkıp geçiyor. Peki nasıl oluyor da Mimar Sinan'ın 550 yıl önce yaptığı köprüler tüm görkemiyle doğanın öfkesine direnip yüzyıllardır ayakta duruyor? Bunun belki de tek cevabı Sinan'ın doğayla inatlaşmaması, tüm eserlerinde doğaya uyumu gözetmesidir. Sinan için bazı tarihçiler, o büyük bir hesap kitap uzmanı. Estetiği bilen bir mimar ama en çok da o bir su mühendisidir derler. Sinan'ın kaderini değiştiren aslında ne kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii ne de ustalık eserim dediği Selimiye Camii'dir. Bu eser 1538 yılında Karabağ'dan seferinde ordunun Prut Nehri'ni geçmesine ön ayak olan 10 gün içinde kurduğu köprüdür. 99 yıllık ömrünün 49 yılını geçireceği baş mimarlığa orada başlar. Bugün sayısı tam bilinmemekle birlikte ondan fazla köprü yaptığı tahmin ediliyor. Başka bir deyişle Sinan, cami ve medreselerden önce köprü, su yolları ve kemerleri gibi daha çok mühendislik alanına giren yapılar inşa etmişti. Sinan'ın su mimarisi alanında inşa ettiği köprüler onun en sağlam mühendislik projeleri arasında yer alır. Onun mühendislik bilgisi sayesinde inşa ettiği köprülerin tamamı günümüze kadar gelmiştir. Sinan'dan önceki yapılar çok ağır yük taşıyan köprüler değildir. Hayvanlar, insanlar çok çok at arabasının geçtiği köprülerdir. Ağır yük köprü inşaları Mimar Sinan'la başladı. Tercihen değil, ihtiyaçtan doğan bu durum Osmanlı'nın seferlerinde artık ağır toplar kullanması sebebiyle başladı. Aslında Sinan bu köprüleri yapmaya mecbur kalmıştı desek yeridir. Neden mi? Osmanlı toplar döktürüyor, savaşa giderken bu topları da götürmek istiyordu. Ağır yük taşıyacak köprüyü yapabilmek içinse bilime ve yeni bir hesap metoduna ihtiyaç vardı. Eskilerin dediği gibi, şu cihanda gördüğümüz her şeyin bir hesabı vardır. Hesabın da en ustası bu cihanda Sinan'dır. Ne kadar doğru, ne kadar tevatür bilinmez ama denir ki Osmanlı'da köprüyü yapan mimar en ağır yük geçerken köprünün altında dururmuş. Ez cümle Kanuni gibi devletli bir padişaha köprü yaparsan, o köprü de ağır yük taşırken yıkılırsa Sinan bile olsan kelleni verirsin. Sinan eserlerindeki her taşı bilimsel hesap yaparak yerine koydurur. Kemer taşlarının hepsinin bir hesabı vardır. Kilit taşının yatay yükünü bugünkü sistem bile oldukça karmaşık yöntemlerle hesap eder. Bunun dışında köprü kemerlerinin bir dairenin ortasından belirli bir açıyla kesilerek oluşturulan iki dairenin birleşmesi şeklinde inşa edilmesinin de Sinan'a özgü bir sistem olduğu artık biliniyor. Peki Sinan'ın köprülerinin en önemli özellikleri nelerdi? Sinan köprülerini inşa ederken bulunduğu coğrafyadaki en dayanıklı malzemeler kullanılıyordu. Genellikle taş ve sıcak tuğla gibi malzemeler tercih etmiş, bu da köprülerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Bir diğer önemli malzeme, Sinan'ın alameti farikası diyebileceğimiz harçtır. Klasik Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yapıların temel dolgu malzemesi Horasan harcı denilen betonumsu bir malzemedir. Bu Mısır piramitlerinden beri kullanılmakta olan bir karışımdır. Horasan harcı baskı altında sertleşir, sallantıda esneyen, beton işlevi gören özellikle organik bir harçtır. Mimar Sinan da Horasan harcını kullandı fakat içeriğini biraz değiştirerek. Peki Sinan Horasan harcına neler katarak daha sağlam bir harç elde etti? Klasik Horasan harcının içinde kil ve kum karışımından elde edilen agrega bulunur ve yapıya sertliğini kazandırır. Dolgu malzemesi olarak da kireç ve su kullanılır. Karbonlaştırmayı hızlandırmak ve esneklik kazandırmak içinse organik bileşenler kullanılır. Bunlar o çağlarda bulunabilen peynir, süt, pamuk ve yumurta akıdır. Mimar Sinan ise kendi harcında proteini daha fazla olan deve kuşu yumurtasının akını kullandı. Sinan, Roma betonu olarak bilinen ve volkan tüfünden yapılan bir harcı da biliyordu. Bu harcın kükürt oranı fazla olduğu için tutunumu da fazlaydı. Fakat volkan tüfü Anadolu'da kolaylıkla bulunan bir malzeme değildi. İşte bu noktada Mimar Sinan'ın dehası devreye girdi ve harcına soğan ekledi. Evet, bildiğimiz soğan. Yani aslında kimyasal olarak doğal kükürt bileşeni olan soğan. İşte bu özel karışım sayesinde klasik Horasan harcından neredeyse iki kat daha dayanıklı özel bir harç elde etti.
Mimar Sinan, Opus Seomantisium olarak da bilinen Roma betonunun farkındaydı. Muhtemelen bu efsanevi harçla ilk kez çocukluğunun geçtiği Kayseri'de tanışmıştı. Kayseri, Gesi'deki belası yeraltı şehri, Sinan'ın evinin çok yakınındaydı ve çocukken bu mağarada Romalılardan kalan duvar örgülerini görme fırsatı oldu. Zaman içinde Horasan harcı ve Roma betonu melezi yeni bir tür elde etti. Daha sağlam ve daha esnek bir dolgu. Sinan aslında gizemli bir harç yapmadı, bir sentez yaptı. Yani sihir değil, bilimdi yaptığı. Sinan için harcın içine konulan malzemeler değil, bileşenler önemliydi. Yani o harcın ihtiyacının peynir ve yumurta değil, protein olduğunun farkındaydı. Soğan değil, kükürt eklediğini biliyordu. İşte tüm bunlar Sinan'ın sahip olduğu kimya bilgisinin sonucuydu. Köprü için taşımadan çok temelin öneminin farkındaydı Sinan. Köprünün yıkılmaması için kemerlerin basınç merkezi dikkatli yapılır, akarsuyun köprünün ayaklarını oynatmaması için de ayaklar sağlam şekilde zemine oturtulurdu. Toprak sağlam zemine ulaşıncaya kadar kazılırdı. Eğer sağlam bir zemin bulunamıyorsa ahşap kazıklar çakılıp başları kurşunla pekiştirilmiş demir kenetlerle bağlanırdı. Köprüler kemerli olduğu için günümüzdeki düz köprülerde olduğu gibi akarsuyla gelen ağaç ve diğer malzemeler birikip köprü yıkılmazdı. Ayrıca mimarlar köprü ayaklarına akarsuyun geldiği yöne doğru sel yaran veya mahmuz denilen gemi burnu gibi çıkıntılar yaparlardı. Sel yaranlar gelen suyun ayakların altını oynatmamasını sağlar ve buralarda ağaçların takılmasını önlerdi. Mimar Sinan 364 mimari esere imza atmıştır. En az 10 köprü yaptığını biliyoruz. Bu köprüler Büyükçekmece Köprüsü, Silivri Köprüsü, Mustafa Paşa Köprüsü, Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü, Kapı Ağası Köprüsü, Drina Köprüsü gibi köprülerdir. Bunların arasında en önemlisi Sultan Süleyman adına yapılan Büyükçekmece Köprüsü'dür. Köprü Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birleştiren geçidin üstüne inşa edilmiştir. Üzerinde imzası bulunan tek eseri de bu köprüdür. Tevazu'dan başka hiçbir eserine imza lahdi bırakmamıştır. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan kemerli taş köprülerimiz 900 yıldır ayakta kalırken yeni yaptığımız düz betonarme köprülerimiz sellerde hemen yıkılıyor. Mimar ve inşaat mühendislerimiz atalarının yaptığı coğrafyayla uyumlu köprülerden neden ders almazlar? Bu sorunun cevabını da her şeyi rant olarak gören müteahhitlerimize sormak lazım. Hayatı suyu zapt edip yön vermekle geçen, 40 çeşmeler eseriyle İstanbul'un su sorununu bitiren, Kanuni'nin sözlü emriyle evinde ilk su tesisatı yapma izni verilen kişidir Sinan. Hayatın kötü bir cilvesi olarak, Kanuni'nin fermanı yazılı olarak kayıtlarda olmadığı için, Sinan'ın 98 yaşında evinin suyu kesilir ve 99 yaşında susuz bir evde hayata gözlerini yumar. Osmanlı'da da, Cumhuriyet'te de şaşmaz kuraldır, hiçbir başarı cezasız bırakılmaz. Mehmet Akif'in dediği gibi, hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.